Efendim son dönemde bazı işletmeler ödemelerini kredi kartı yerine IBAN üzerinden alıyor. Böyle tahsil edilen gelirler vergi dışı kalıyor. Maliye Bakanlığı vergi kaybının, kaybının önüne geçmek için düğmeye bastı. Sadece işletmeler değil IBAN üzerinden ödeme yapanlar da sorumlu olacak. Kimi banka komisyonunu gerekçe gösteriyor. Kimi sıcak para olmadığı için tercih ediyor. Sıcak para da hiç kimse de yok. Taşımıyor artık herkes İBAN'a gönderiyor. Bir de cebinde para taşımaya korkuyor. Veri kaçırmadan daha çok bizim niyetimiz müşteri kaçırmamak. Kanun. Kural neyse biz onu uygularız. Son dönemde bazı işletmeler ödeme şeklini değiştirdi. Ödemeler kredi kartı yerine IBAN üzerinden alınıyor. İnsanlar cebine 5 kuruş parası yok. Şurada bir simit alıyor. Adam kredi kartı kullanıyor. Onları simit alıyor. Onu zaten 2 lirasını şey kesiyor. Banka kesiyor kesiyor. Simit oluyor o zaman 8 lira Bu insan zarar ediyor yani. Ancak bu şekilde tahsil edilen gelirler vergi dışı kalabiliyor. Hem KDV hem de gelir ve kurumlar vergisi yönünden kayba neden oluyor. İBAN'ı atınca da kasadan çıkışını zaten yapıyorsun. Tabii ki e, maliye haklı. Bu konuda bence hiçbir sıkıntı yok. Çünkü müşteri bu parayı peşin vermiş oluyor. Fişini de istiyor. Mecburen veriyoruz yani fişini. Banka komisyonu çok yüksek. Bayağı yüksek. Maliye Bakanlığı İBAN ödemelerini yakın takibe aldı. Vergi müfettişleri artık banka hesapları üzerinden parayı takip edecek. Valla bu çalışmanın daha önce başlaması lazımdı. İnşallah önüne geçerler yani. Hesabına sürekli farklı kişilerden havale gelen hesap sahiplerine ceza kesilecek. Para gönderilen hesapların yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilirse parayı gönderenler de suçlanabilecek. İnsanlara biraz kolaylık göstermeleri lazım. Yani biz IBAN'la alışveriş yapsak da e, sattığımız ürünlerin e, fişini, faturasını veriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.